Evet efendim, Aksu TV ekranlarında şehrimizin nabzını an ve an tutmaya devam ediyoruz. Tabii bugün yine video konferans konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Sefer Aycan. Sayın Vekilim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz Sayın Vekilim. Evet Sayın Vekilim, özellikle tabii COVID-19'da mücadele ettiğimiz şu günlerde tabii ülkemiz bu pandemiyi çok ciddi ve hızlı bir şekilde yürüttü. Sizler de tabii sağlıkçısınız. Çok ciddi çalışmalar, araştırmalar yapmaya devam ediyorsunuz efendim. Öncelikle COVID-19'un çıktığı ilk günden bu yana, tabii sayılar da her geçen gün düşmeye başlıyor. Sizler de takip ediyorsunuz. Bu süreci evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hükümetimiz bu süreci nasıl yönetiyor efendim? Tabii bizde ilk vaka 11 Mart'ta görüldü. Ondan sonra hızlı bir şekilde vaka artışları oldu ve 11 Nisan'da da pik yaptı. 5000'in günlük vaka sayısı 5000'in üzerine çıktı. Ondan sonra da düşüşe geçti. Düşüş biraz yavaş seyrediyor, dalgalanmalar var. Çıkış hızı gibi düşüş aynı hızda olmadı. Tabii bu pandemi Çin'de başladı, Aralık ayında başlamıştı. Mart ayında da ülkemizde vaka görüldü. Hükümetimiz Mart ayından itibaren, daha öncesinden itibaren aslında bir takım önlemler aldı. Özellikle dış seyahatler için, dışarıdan gelecek vakalar için kontrol çalışmaları yapmıştı. Ama bir şekilde de yine de geldi. Tamamen kapatamadık tabii ki. Ondan sonrasında da hükümet gerekli önlemleri aldı. Özellikle komisyon, danışma kurulu tavsiyelerine uyuldu ve bu konuda da gerekli önlemler alındı diye düşünüyorum. Tabii ki bu önlemlerin başarılı olması biraz da vatandaşın uymasıyla alakalıydı. Mecburen dışarıdan gelenlere kabul etmek durumunda kaldık. Karantinaya alındı, 14 gün bekletildi falan ama bir şekilde temas oldu. Ciddi bir dışarıdan geliş oldu, vatandaşın gelişi oldu. O yüzden de Türkiye'nin her yerinde vaka görüldü. Ama çok şükür alınan önlemlerle şimdi düşmeye başladı. Biraz düşüş yavaş seyrediyor. Daha hızlı bekliyordum aslında. Ama yeteri kadar düşüş şu an için var ama gönlü tabii ki sıfırlamasını istiyor. Sıfırlamadığı an bir vaka bile varsa bu hepimiz için tehdit anlamına gelir. Bir vaka herkesi tekrar hasta edebilir. Onun için evet düşüş var ama her şey bitmedi. Çünkü 1000 vaka görülüyor günde şu an için. Sıfır olmasını tabii ki ideal isteriz. Sıfır olmadığı sürece, vaka olduğu sürece, bunlar da tabii görülen vakalar, bir de görülmeyen vakalar vardır. Aramızda dolaşıp sessizce gezen insanlar var. Belki kendileri de hastalıklarının farkında değil. Yanındakiler de farkında değil. Onlar çok daha riskli. Bunlar böyle hafif geçirenler veya işte subakut diyoruz biz buna tıbbi anlamda. Belirti vermeden hastalık geçiren tipler olabiliyor. Ama bunlar bulaştırıcılığa devam edebiliyor. O vakaları bulmak lazım bu safhada. Çünkü sıfırlamak için bu vakaları bulup bunları da en azından ayırmak, tedavi etmek ya da en azından sağlam insanlara bulaştırmasını önlememiz lazım. Bu çalışmalara ağırlık vermek gerekiyor. Sıfırlamadığımız sürece risk devam ediyor. Özellikle bayramda yine bir 4 günlük kısıtlama var, sokağa çıkma kısıtlaması var ama ondan sonra ciddi bir şekilde açılmalar olacak. İşte ticari hayat başladı, dükkanlar açılıyor, AVM'ler açılması var. En önemli sıkıntı da turizm sezonu geldi. Dışarıdan insanlar gelecek. Dışarıdan gelecek insanları nasıl kontrol edeceğiz? Bunları ayıklamak lazım. Tüm önlemleri alarak yapmamız lazım. Yoksa tekrar yükselmeler başlarsa bu sefer bu kadar çekilen eziyet, bu kadar çekilen sıkıntı boşa gitmiş olur, yazık olur. Evet Sayın Vekilim, tabii şunu da sormak istiyorum. COVID-19'un gün yüzüne çıktığı, ülkemizde gün yüzüne çıktığı bugüne kadar Milliyetçi Hareket Partisi kanadında neler yapıldı? Komisyonda ne gibi kararlar alındı ya da hükümete hangi kararlar sunuldu? Bunların hayata geçmesi noktasında Milliyetçi Hareket Partisi kanadında neler yapıyorsunuz efendim? Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz her zaman
açık bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve hükümeti destekliyoruz. Bunu da her fırsatta da söylüyoruz. Sayın Genel Başkanımız da her fırsatta hem Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı kararlara hem Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararlara Milliyetçi Hareket Partisi olarak destek verdiğini belirtiyor. Gerekli önerileri bulunuyoruz. Zaten komisyon da gerekli incelemeleri de yapıyor ve doğru kararlar alıyor ülkemiz açısından. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak hükümetin bu konuda yaptığı çalışmaları doğru buluyoruz ve destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, Sayın Sağlık Bakanı'nın da, diğer bakanların da aldığı yaptıklarını doğru buluyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın uygulamalarını doğru buluyoruz. Ve bunu da her fırsatta da belirtiyoruz. Bunun dışındaki yıpratma veya ortalığı germe ile ilgili başka partilerin yaptığı çalışmalara da gerekiyorsa müdahale de edip onlara da cevabını veriyor Sayın Genel Başkanımız. Çünkü bu dönemde hepimiz birlik içerisinde salgınla mücadele etmemiz lazım. Ve hepimizin hükümete destek olması lazım. Bu COVID-19 salgınını fırsat bilip bunu iç siyasi malzeme yapmak çok yanlış bir yaklaşım. Bizim buna asla müsaade etmeyiz. Hangi parti yaparsa yapsın, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemizin adına buna da karşı bir tavır sergileriz. Çünkü hep birlikte bu salgını yenmemiz lazım. Burada bireysel çıkarlar söz konusu değil. Burada siyasi çıkarlar ön planda olmaması lazım. Ya da burada muhalefet yapmak ya da iktidarı yıpratmak gibi küçük oyunlara girmemek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi bunlara da en sert bir şekilde cevap veriyor ve hükümeti bu konuda aldığı her türlü önlemi de destekliyor. Biliyorsunuz bir takım sıkıntılar oluşturmaya çalışıyorlar, ekonomik sıkıntılar oluşturmaya çalışıyor veya bunu bir manipülasyon haline dönüştürerek özellikle yakın zamanda yaşadığımız İngiltere merkezli Türk lirası üzerindeki oyunlara da Milliyetçi Hareket Partisi en sert bir şekilde cevabını vermiş ve hükümeti desteklemiştir. Onun dışında özellikle İyi Parti'nin veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı çıkışlara da Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanımız en sert bir şekilde cevap vermiştir. Bunların yeri ve zamanı değil. Böyle muhalefet olmaz, böyle muhalefet anlayışı olmaz. Şu an hep birlikte bu salgını yenip normalleşmeye giden yolda birbirimize destek olmamız lazım. Seçim spekülasyonu yapmanın bir alemi yok. Seçimler zamanında olacak, 2023 yılında olacak. Şu an seçim istemenin de bir alemi yok, bir gerekçesi de yok. Mutlaka biz öncelikle tüm yükümüzü, dikkatimizi COVID-19 salgınına vermemiz lazım. Bunu aşılır, bununla ilgili mücadele yapılır. Ondan sonra da her şey normaline döner. Seçim zamanı geldiğinde de iç siyaset yapılır. Seçimle ilgili çalışmalar yapılır ama şu an bu tür çalışmaların yeri ve zamanı değil diye düşünüyoruz. Evet, tabii Sayın Vekilim, sizler de bahsettiniz. Özellikle COVID-19'la mücadele ettiğimiz şu günlerde sanırım ki tüm vatandaşlarımızın böyle bir seçim gayesi ya da herhangi bir seçim heyecanı da olduğunu tabii ki bizler de sizler gibi düşünüyoruz, evet. Efendim. Tabii Kahramanmaraş şehrine baktığımız zaman Sayın Vekilim, bu şehrin milletvekilisiniz efendim. COVID-19'da mücadele sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu andaki şehrimizdeki son durum nedir efendim? Şimdi tabii dediğim gibi ben hükümetin veya Kahramanmaraş özelinde valiliğin veya müdürlüklerin aldığı kararlarda bir eksiklik görmüyorum. Ha, sorun şurada, vatandaşın uyması konusunda sorun var. Biraz vatandaş dikkatsiz ve özensiz davranıyor diye düşünüyorum. Yani en iyi kuralları da alsanız, en iyi kararları da alsanız, buna vatandaş uymazsa o zaman hiçbir anlamı yok. O yüzden vatandaşın uyması lazım. Yoksa kararlarda ben eksiklik görmüyorum. Eksik kararlar varsa da düzeltilir zaten. Bir yanlışlık veya bir yerde bir karar almak gerekiyorsa alınır. Orada bir sıkıntı yok. Yani sağlık hizmetlerinin verilişinde bir sıkıntı yok. Hastanelerde sıkıntı yok. Birinci basamaktaki aile hekimleri gerekli saha taramaları ve temaslı taramalarını yapıyorlar. Ama bu salgınla mücadele etmek için vatandaşın buna özen göstermesi, alınan kararlara, kurallara uyması lazım. Bunu çiğner ve kendi başına işler yaparsa, dikkat etmezse, toplantılar yaparsa, nişan düğün yaparsa ya da tüm yasaklara, kısıtlamalara rağmen sokağa çıkıp
hatta görevlilere kafa tutan bir tavır içerisinde açıklamalar yaparsa bunun tabii ki hiç hoş olmadığını düşünüyorum. Bu da Kahramanmaraş'ımıza yakışmıyor. Kahramanmaraşlı'nın daha sağduyulu ve daha aklı selimle hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet Sayın Vekilim, tabii sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir program oldu. Malum önümüzde 4 günlük bir bayram kısıtlaması olacak. Buradan son olarak vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Tabii sizlerden aynı zamanda biraz önce de bahsettiniz. Şehrimiz adına güzel de bir evde kalma noktasında sağduyu çağrısına da tabii bu vesileyle de sizleri de davet etmiş olalım Sayın Vekilim. Evet, tabii ki tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerime şimdiden Ramazan bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah. Evet, yani sıkıntılı bir dönemdeyiz. Kimse istemez böyle bir dönem yaşamayı ve böyle bir sıkıntılı dönemde Ramazan ayını bitirmek üzereyiz. Hep birlikte oruçlarımızı tuttuk. Sonuçta inşallah 2-3 gün sonra da bayrama erişeceğiz. Bayramda 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması var. Sanırım bu son olacak inşallah. Eğer her şey böyle giderse, vaka sayılarındaki azalma devam ederse belki de son sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Bayramda bunu yapmasını doğru buluyoruz. Çünkü hakikaten insanlar çok özledi ve hakikaten de tabii ki Maraş'ta bayram yoğun yaşanırdı. Ama bir bu bayramı da atlatalım. İnşallah ondan sonra vaka azalmaları bu şekilde devam ederse belki bu son dediğim gibi sokağa çıkma kısıtlaması olacak. O yüzden kurallara uyalım. Evet, bayramı hak ettik. Birlikte bayram yapmak istiyoruz ama bu en doğal hakkımız. Fakat içinde bulunduğumuz şartlarda bunu gerektiriyor. Onun için mutlaka tabii ki yaşlılarımızı, büyüklerimizi telefonla ziyaret ederek en azından gönüllerini alarak yanımızda değillerse gitmek yerine telefonla arayıp onlarla bayramlaşmayı yapmak lazım. Aile ortam sıcaklığını telefonla veya internet üzerinden sağlayabiliriz. Herkesin buna uymasını rica ediyorum. Özellikle istirham ediyorum bu dönemde. Çünkü bu hakikaten önemli bir durum. Kul hakkı, bence bunu da belirtmek istiyorum. Bir kişinin bizim yüzümüzden hasta olması, ölmesi, burada vebal var aslında. Kul hakkına girer. Onu da sebep olmuş olmamak lazım. Onun için tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimin bu kısıtlamaya uymasını, evde kalmasını ve bayramı evde en iyi şekilde geçirmesini diliyorum. Herkese de hayırlı bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Sayın Vekilim. Konuğumuz olduğunuz için efendim güzel bilgiler edindik. Ben teşekkür ederim. İnşallah güzel de bir bayram olmasını canı gönülden temenni etmiş olalım efendim. Evet efendim, bu vesileyle tekrar görüşünceye dek hoşça kalın diyelim. Tabii milletvekilimiz çok özel bilgiler aktardı. Covid-19 sürecini bizlerle paylaştı. İnşallah bu süreçler geçtiğinde çok daha güzel günler bizleri bekliyor diyelim. Bir sonraki programımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın efendim.